Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere taş fırın çekimlerimin ilk serisine başlıyorum. Bugün sizlere kilis tava yapacağım. Ve yanında kilis tavanın olmazsa olmazı nedir? Tırnak pide yapacağız. Taş fırınımızdan önce tırnak pidelerimizi pişireceğiz. Sonra kilis tavamızı pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Kilis tavanın özelliği nedir? Kilise gittiğinizde, kilis tava istediğinizde kasaba gidersiniz. Kıymanızı çektirirsiniz, zırha vurdurursunuz. Güzel malzemeyi ayarlar. Kasabınız sonra gidersiniz fırınıza. Bunu pişir dersiniz, yanında bir kilo ekmek at dersiniz, tırnak pide dersiniz ve fırında tırnak pidenizle beraber pişer ve afiyetle yersiniz. Biz de o ortamı, o atmosferi bu videoda sağlayacağız. Evet, şimdi tabii ki ben zırhla uygun ortam olmadığı için, uygun tahtam olmadığı için zırha, o yüzden kıyma çektirdim. Kuzu döşümüz var burada. Kuzu döş, bu kaburganın olduğu kısımlar. Kaburgadan, sıradan etlerden yapacağız. Bu kilis tavamızı kuzu eti olacak. Kuzunun kaburga etlerinden yapacağız. Burada yarım kilo var. Yarım kilo ben kıyma çektirdim. Bunu zırha vurursanız daha lezzetli olur. Yağlı diye düşünmeyin ama bu etin tadı bu yağından geliyor. Ve bir adet kapya biberimiz var. 2 adet sivri biberimiz var. Yarım bağ macunuzumuz var. Yarım baş, 7-8 diş sarımsağımız var. Şimdi önce sadece sebzelerimi ince doğrayacağım. Zırh çekermiş gibi bıçakla yapacağım bunu. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bu arada fırınımız da ısınıyor. Kilis tavamız için hazırlanıyoruz. Şimdi biberlerimi ince ince doğrayacağım. Burada sonra zırh yaparmış gibi, zırhlarmış gibi bıçakla ince ince kıyacağım güzelce. Daha sonra kıymamın içine karıştıracağım. İyice lezzetleri birbirine karışacak ve güzel bir kıvam olacak. Şimdi önce bunları bir şöyle bir ince kıyalım. Evet, şimdi hepsini şöyle bir ince ince harmanlıyoruz. İncecik kıyacağız. Evet, güzelce sebzelerimizi de zırhtan geçirdikten sonra kıymamızı ekledik. Şimdi şöyle güzelce bir yedirelim. Şimdi biraz tuzumuzu atıyoruz. Kırmızı toz biberimizi atıyoruz. Şimdi karabiberimizi atıyoruz. Şimdi güzelce yoğuracağız. Evet, kilis tavamız hazır oldu. Bütün malzeme iyice karıştı. Şimdi tepsimizi alacağız. Şimdi tepsimizin altına patateslerimizi diziyoruz. Tepsinin altına ya patates ya da patlıcan diziliyor. Yazın patlıcan zamanı olacak, patlıcan. Kışın da patates diziliyor. Şimdi patlıcan daha çıkmadığı için biz patates diziyoruz. İnce ince kesilmiş patateslerimizi dizdik. Evet, şimdi etimizi alacağız. Böyle parça parça etimizi böyle koyarken elimizi ıslatıyoruz. Etimiz yapışmasın. Kenarlardan boşluk bırakacağız. Elimizi suyla ıslatıyoruz ki kıymalar elimize yapışmasın. Evet, şimdi şöyle bıçakla yüz yapıyoruz. Üzerine şöyle domateslerimizi koyuyoruz.
biberlerimizi koyuyoruz. Evet, şimdi kristalımız hazır oldu. Şimdi bunu bir kenara alalım. Önce tırnaklarımızı pişirelim. Sonra hemen ardından bunu atacağız. Hadi bakalım. Tırnak pide için malzemelerimiz 1 kilo unumuz var, 21 gram tuz, 40 gram yaş mayamız var, ılık suyla onu açtık. İsterseniz de 20 gram instant maya kullanabilirsiniz. 800 milim de su var. Şu mayadaki açtığımız suyun miktarını buradan düşüyoruz. Tam ayarında olması için 800 milim de suyumuz var. Şimdi yoğurma kabına alıyoruz. Tüm malzemelerimizi kabımıza koyduk. Şimdi yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz 20 dakika boyunca yoğruldu. Bu yoğurma çok önemli. 20 dakika boyunca yoğuracaksınız ki hamurunuz tam bir kıvamında olsun, güzel fırında pişsin. Evet, hamurumuzu şimdi kabımızda bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet, hamurumuz mayalandı, güzel kabarmış. Şimdi şekillendirmeye alıyoruz. Bezelere böleceğiz ve bir de bu şekilde mayalandıracağız. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Şöyle bezeleri ayıralım. Kaç beze çıkacak? Bir. Evet, hamurlarımızı şöyle beze yaptık. 7 beze çıktı. Şimdi bunları yarım saat mayalandıracağız. Evet, şimdi tırnak pidemizin üzeri için böyle bulamaç yapacağız ki güzel böyle kızarsın, güzel kıvam alsın. Bunun için de böyle bir yemek kaşığı unla şöyle suyumuz var. Bakalım, şöyle güzel bir bulamaç yapacağız. Sıcak suyumuz var. Evet, biber bir yemek kaşığı una böyle bir bardaktan biraz az suyumuz gitti. Şimdi bunu hazırladık. Tırnak pidemizin üstüne süreceğiz. Evet, hamurlarımız da güzelce mayalandı. Şimdi şekil verme zamanı. Tezgahımızı şöyle güzelce unlayalım. Evet, tezgahımıza aldık tırnak pidemizi. Şöyle bulamacımız vardı bizim. Un ve su karışımımız. Şöyle dursun. Şöyle üzerine güzelce sürüyoruz önce bulamaçtan. Görüyorsunuz hamurumuz da pamuk gibi kıvamda. Evet, bir tane daha aldık şöyle. Şimdi küreğimizi alacağız, tırnak pidemizi. Küreğimizin tersiyle alıyoruz, şöyle uzatıyoruz. Şöyle fırın küreğimizi yerleştiriyoruz. Evet, şimdi bunlar fırına gidiyor. Fırınımız o 300 dereceye yaklaşmıştı. Evet, tırnak pidelerimiz çıktı. İçinin kıvamını da görüyorsunuz. Gayet güzel pamuk gibi bir tırnak pidemiz oldu. Evet, tırnak pidelerimizi gördünüz, harika oldu. Şimdi kilis tavamızı fırına veriyoruz. Fırınımız 250 derece. Şöyle atıyoruz.
Fırınımız da alevli alevli. Fırınımız ateşi yanıyor. 250 derecede pişireceğiz. 15 dakikada hazır olacak. Evet, kilis tavamız fırından çıktı, görüyorsunuz. Şu dokusunu harika bir kilis tava sizi bekliyor. Evet, kilis tavamız hazır oldu. Fırınımıza verdik, tırnaklarımızı attık ve taş fırında pişirdik. Tam kilis usulü oldu. Kilis havasını hissedebiliyorum. Evet, şimdi güzelliğin tadına bakacağız. Görüyorsunuz tırnaklarımız da gayet güzel pufuduk pufuduk oldu. Evet, kilis tavası elle yenir, elle. Şöyle yapacağım. Ha böyle alacaksın. Sonra iftarı bekleyeceğiz. Afiyet olsun. En güzel tariflerin sizinle olsun.